Star Şehir buluşmaları Türkiye turuna devam ediyor. Buluşmaların bugünkü adresi de Şanlıurfa. Muhabirimiz Adem Hançer Şanlıurfa'dan karşımızda. Hemen Adem'e dönelim. Sözü Adem Hançer'e bırakalım. Adem merhaba, seni dinliyoruz. Evet, siz de söylediğiniz gibi Star buluşmaları il il gezmeye devam ediyor. Bugünkü durağımız Şanlıurfa. Star gazetesi yazarları Şanlıurfalılarla bir araya gelecek, saat 15'te başlayacak panel. Dediğimiz gibi Star yazarlarından oluşuyor. Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, gazeteci yazar Ahmet Kekeç, yine gazeteci yazar Sibel Eraslan, gazeteci yazar Resul Tosun konuşmacı olarak panelde yer alacak. Panelin moderatörlüğünü ise yine gazeteci yazar Ersoy Dede yapacak. Saat 15'te gerçekleşecek Hilton Oteli'nde. Dediğimiz gibi Şanlıurfa'da dünden bu yana Star yazarları Şanlıurfa'daydılar. Buraları gezdiler, vatandaşlarla hasbihal ettiler, çarşı esnafıyla görüştüler. Sonrasında dediğimiz gibi hepsini bu panele, saat 15'teki panele davet ettiler. Panelin konusu ise Zeytin Dalı Harekatı ve bölgeye etkileri. Dediğimiz gibi Ersoy Dede moderatörlüğünü yapacak, saat 15'te başlayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyon. Tüm gün Star yazarları da Şanlıurfa Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi ile birlikteydi. Biz de o ekipteydik. Sayın Nihat Çiftçi'ye mikrofon uzattık. Şanlıurfa ile ilgili görüşlerini aldık. Şimdi o bandımızı izleyelim. Evet, Star buluşmaları Şanlıurfa'da. Biz de Şanlıurfa'nın simgesi Balıklı Göl'deyiz. Şanlıurfa'ya geldiğimizden beri her tarafını hayranlıkla geziyoruz. En çok hoşumuza giden, en beğendiğimiz yerlerden bir tanesi de söylediğim gibi Balıklı Göl. Yanımızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Tertemiz bir Şanlıurfa ile karşılaştık. Özellikle bu mevki Balıklı Göl'ünde ziyaretçisi eksik olmuyor. Bu yılki öncelikle turizmdeki hedefimiz nelerdir? Şimdi tabii Halurrahman şehrindeyiz. Halurrahman bölgesi Balıklı Göl olarak Türkiye'mizin bildiği bir bölge. Tabii burası inanç turizmi anlamında çok çok önemli. Dolayısıyla bizler de mümkün mertebe en güzel çalışmalarını sergilemeye çalışıyoruz. Şehrimiz zaten çok çok güzel. Şanlıurfa 12 bin yıllık bir Şanlıurfa. Dolayısıyla bu şehirde güzel hizmetlerle gelen misafirleri memnun etmemiz lazım. Turizmde geçen yıl 807 bini bulduk. Ama bu yıl hedefimiz kesinlikle 1 milyonu aşmak. Artık 1 milyonun üzerine biz hedef olarak koymuşuz. Asgari olarak 1 milyonda tutuyoruz. Ve inanıyoruz ki bu 1 milyonu yakalayacağız. Çünkü bölge bayağı hareketli. Turizm sezonu başladı. Zaten Mart ayındaki bu rakamlar bizim 1 milyonumuzu geçeceği anlamına geliyor. Evet. Hedefimiz 1 milyonu aşmak. Sadece Balıklı Göl ile ilgili değil, Göbeklitepe'yi gördük. Birçok özellikle Barutçan çok hoşumuza gitti. Şimdi tabii Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından hem Halurrahman tekrar yeniden ele alındı, çalışıldı. Hem Barutçan'ı tamamıyla restore edilip 3 katlı bir han olarak hizmeti sunuldu, turizm hizmetini sunuldu. Bunun yanında şu an Eyüp Demir Beldesi'nde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Harran şehrimizde kazı çalışmaları, Göbeklitepe üstü örtü çalışmaları, karşılama üniteleri ve yine diğer unsurları tamamlandı. Turizme açıldı. Bunun yanında tabii ki Halfeti çok güzel. Yine tarihin, tabiatla buluştuğu bir alan. Şanlıurfa her şekliyle, yani Eyüp Peygamber makamı aynı şekilde yeniden ele alındı, restore ediliyor. Tamamıyla turizme 2-3 yıldır hazırlanıyoruz. Hazırlığımızın karşısını alıyoruz. Hemen yan tarafımızdaki Halurrahman'a bakan kale eteği tamamıyla elden geçirildi. Buradaki tüm evler yıkıldı. Yaklaşık 270 evi kamulaştırdık, yıktık ve burada toplamda 133 tane mağarayı taban mozaikleriyle birlikte turizme açmış olduk. İşte bu bölgelerin bu kadar güzel bir şekilde ele alınması, aynı şekilde arkeolojik müzesi, mozaik müzesi, şehir müzesi, müzik müzesi, evet, kültür müzesi, kurtuluş müzeleri de tam bir müze şehri haline getirildi. Sokaklarımız çok güzel, mutfak çarşılar zaten çok çok güzel. Evet, evet. İnsanın kültürü, canlılığı apayrı bir yer. Evet. Gerçekten gelen misafirlerimiz memnun oluyor. Efendim, ulaşım konusunda da havalimanından buraya geldik, buradan havalimanına gittik, neredeyse durmadık diyebiliriz.
Ulaşım anlamında çok önemli projelere imza atıyoruz. Büyük bulvarlar, geniş bulvarlar açıyoruz. Köprülü kavşaklar yapıyoruz. Şu an tarihi bölgede orada tramüs çalışmaları yürütülüyor. Ve tramvay projesini devreye koyduk. Yani Şanlıurfa'yı, eski Şanlıurfa'yı koruyup yeni Şanlıurfa'yı tamamıyla geliştiriyoruz. Ulaşım çünkü çok çok önemli. Artık 2,5 milyon bir şehiriz. Dolayısıyla ulaşımı iyi bir şekilde planlamamız lazım. Gerek köprülü kavşaklar, gerek çelik köprüler, gerek yeni çevre yolları. Yepyeni bir şehir. Tamamıyla imar açıyoruz. Efendim, kültür sanat önemli Şanlıurfa'da. Birçok projeniz var. Onlardan biraz bahseder misiniz? Tabii, yani turizm deyince kültür sanat devreye giriyor. Şimdi Şanlıurfa bir müzik şehri oluyor. Müzik alanda UNESCO'ya müracaatta bulunmuşuz. Başvurumuz kabul gördü. Sıra geceleriyle aynı şekilde kültürümüzü, müziğimizi yansıtıyoruz. Ve bunun yanında sadece bununla da kalınmıyor. Şanlıurfa mutfak anlamda çok zengin. Gastronomi alanda da müracaatımız var. İşte mutfak müzesinden mesela bu konuda mutfak çalışılıyor. Özellikle kültür sanat sokağını Şanlıurfa'ya kazandırdık. Burada Şanlıurfa'nın yaşamında olan tüm kültürel ögeleri, el sanatlarını, resim olsun, tarihi dokular olsun, hat sanatı olsun, Şanlıurfa'nın kültüründe olan tüm ögeleri tespihtir, telkaridir, el işletmeciliğidir. Kültür sanatta çok güzel bir şekilde sergilenmiş durumda. Gelen turistler, misafirlerimiz bu alanları, bu mekanları geziyor. Şanlıurfa kültürel olarak da bir kültür şehri, bir medeniyet şehri, birçok medeniyetin gelip de uğradığı, yerleştiği, bir zenginlik olarak bıraktığı bir şehir olduğu için bu zenginliği de değerlendiriyoruz doğrusu. Efendim, Zeytin Dalı operasyonu tam burnunuzun dibinde, deyim yerindeyse, peki bölgeyi nasıl etkiledi? Yani Güneydoğu Anadolu bölgesini, Şanlıurfa şehrimizi çok çok olumlu etkiledi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten Allah ordumuza, hükümetimize zeval vermesin. Sınırdaki terör unsurlarının temizlenmesi suretiyle bölge tamamıyla canlı kazanmış durumda, evet. Hareketli kazanmış durumda. Her özellikle Afrin'in kontrol altına alınmasından sonra Şanlıurfa'da görüyorsunuz bir canlılık, bir huzur. Zaten güvenlikli bir şehir, zaten Halilurrahman şehri. İnsanlar böyle inanç dolu, yürek dolu. Bizi müthiş etkiledi. Rabbim hükümetimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin diyoruz. Efendim, son olarak star buluşmaları dediğimiz gibi, başta söylediğimiz gibi bugün Şanlıurfa'da star yazarları buradaydı, ekip buradaydı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle ben teşekkür ediyorum. Yani bu buluşmayı, bu şehir buluşmasını, Şanlıurfa'yı seçmiş olmaları bizim için çok çok güzel. Sabahtan beri onlarla birlikte de şöyle geziyoruz Şanlıurfa'mızı. Çok güzel, mutluyuz. Tabii ki şimdi oturumlar gerçekleştirilecek. Evet. Zeytin Dalı operasyonu zaten Şanlıurfa'yı ne kadar olumlu etkilediği de şu biraz sonra yapılacak olan toplantıda tüm unsurlarıyla ön plana çıkacak. Bunu belirtmek isterim. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Evet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi canlı yayın konuğumuz oldu. Dediğimiz gibi bugün star buluşmaları Şanlıurfa'da saat 15'te başlayacak. Tabii belediye başkanımız da bizlerle birlikte olacak. Şanlıurfa'daki genel faaliyetlerden bahsetti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.